Ganime Varsak nasıl ölmüş olabilir? Ya da nasıl? Buyurun. Bir cümleyi ekleyeyim. Buyurun. Şimdi dedim ya biraz önce Yavuz Bey'i anlıyorum ama ailesi karşı çıktığı için Salih gelmedi. Bu ne demektir? Eğer onlardan bir muhalefet gelmeseydi Salih Bey yine burada olacaktı. Yine konuşacaktık. Yani bizim zorlamamızla ya da baskımızla değildi bu. Tam tersi ailenin baskısıyla gelmemeye karar verdi. Aslında gelecekti. Evet, kesinlikle aile baskısıyla oldu. Amcaları falan devreye girmiş. Evet, Ganime Varsak nasıl ölmüş olabilir? Teoriler üzerinde bir konuşalım. Yaşındaki bir çocuk annesi Ganime Varsak 15 Şubat akşamı aracının yanında yanarak feci şekilde can verdi. Genç kadının şüpheli ölümünün ardından cevapsız kalan sorular ortaya birçok teori çıkardı. Teori 1. Ganime yaşanan olaydan ötürü çok utanmış, ailesiyle yüzleşmemek ve olayın daha da büyüyerek başka boyutlara taşınmaması için intihar etti. Salih Varsak'ın yayında anlattığı çelişkiler, aracın yanma şekli ve cesedin olay yerindeki bulunduğu durum, o gece kadının yalnız başına olmadığını işaret ediyor ve intihar ihtimalini düşürüyor. Teori 2. Genç kadın, başkası ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından aşırı kıskanç olduğu iddia edilen eşi tarafından öldürüldü. Salih Varsak'ın o gece baldızının evinde olması, yaşananları önce Hanife'ye anlatması ve savcılık tarafından sorgusunun ardından serbest bırakılması, cinayeti eşinin işlemesi ihtimalini ortadan kaldırıyor. Teori 3. Ganime Varsak, evde beraber basıldığı sevgilisi tarafından olayın daha fazla büyümemesi, aile düzeninin bozulmaması ve Kırıkkale gibi küçük bir şehirde rezil olmamak için mi öldürüldü? Polis tarafından gözaltına alınan sevgilisi verdiği ifadesinde Ganime ile olan ilişkisini kabul etmesi, basıldıkları gece hakkında Salih Varsak'ın söylediklerinin aynısını söylemesi ve savcılık tarafından 5 saatlik sorgusunun ardından serbest bırakılması, cinayeti onun işlemediği sonucuna varmamıza neden oluyor. Teori 4. Kızlarının yaşadığı ilişkiyi duyan ve bu durumu kabullenmeyen Tekin ailesi kendi içlerinde genç kadın için infaz kararı mı aldı? Baba Fevzi Tekin'in aile içerisindeki güçlü duruşu ve sözünün ikiletilmediği göz önüne alındığında, aynı zamanda hala canlı yayında kızının katilinin bulunması için çabalaması bu teoriyi boşa düşürüyor. Teori 5. Çok sinirli olduğu iddia edilen ve kaçarak evlenen kız kardeşiyle hala görüşmeyen Emre Tekin, Ganime'nin yaşadığı yasak aşkı duyunca sinirlerine hakim olamayıp ablasını öldürdü mü? Emre Tekin de babası gibi ablasını öldüren kişilerin bulunması için çabalıyor, aynı zamanda sinirli olmasına rağmen şiddet eğilimi göstermemesi, babasının sözünden çıkmadığı göz önüne alındığında cinayeti onun işlemediği izlenimi ortaya çıkıyor. Teori 6. Ganime'nin evde basıldığı sevgilisi dışında ikinci bir sevgilisi mi vardı? Genç kadının bu yüzden mi adına kayıtlı 3 telefon hattı vardı? Bu ikinci sevgili, kocasından boşanmasını beklediği Ganime'nin bir başka erkekle basıldığını öğrenince kıskançlık krizine girerek genç kadını öldürmüş olabilir mi? Teori 7. Ganime'den boşanmak istemeyen Salih'ten kurtulmak için bir plan yapan iki sevgiliden biri, genç kadına kocasını kendimi yakacağım diye olay yerine getirtmek isterken yanlışlıkla veya kocası gelmediği için bir çocuk annesi kadını yakarak öldürmüş olabilir mi? 6 ve 7. teorilerin cevabını ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz. Bir düzeltme yapalım. Emre kaçarak evlenen ablasıyla ilk 2 yıl görüşmemiş. Şu anda görüşüyorlar. Herhangi bir problem yok yani. Onu bir düzeltelim. Şimdi bir şahıs, evet, biraz önce canlı yayında adliyeye girerken görüntüledik. Bu arada karısının da ifade verdiğini öğrendik. Bunun anlamı ne olabilir Ayşe Hanım? Yani bu şahsın karısı neden ifadeye çağrılmış olabilir? Karısı tanık olarak ifade veriyordur. Öyle tahmin ediyorum. Eşiyle ilgili var olan iddialar hakkında tanıklık edecek. Bildiği bir şey var mı? Varsa nasıl biliyor? Şahit olduğu bir şey var mı?
olay günü neredeydi eşi gibi bir takım sorulara sorularla muhatap oluyordur. Şimdi iki gün önce kocasıyla böyle bir problem yaşamıştı Ganime. Sonra yani kocasının iddiasına göre boşanmak istemiş. Boşanacaktım artık diyor. Ama öldüğü gün telefon konuşmasını bu şahısla yapıyor. Yani demek marketten çıkarken yaptığı o telefon konuşması, hararetli benzin bidonunu gidip alıp geliyor falan, konuşurken buna karar veriyor. Ne söyleniyor da gidip o bidonu almaya karar veriyor. Bu buradaki soru işaretleri büyük tabii. O hep başından beri konuşuyorduk. O telefon konuşmasını kimle yaptıysa o kişi çok önemli diye. Çünkü normal çıkarken geri dönüp bidonu almaya gitmesi, bir karar değişikliği var. Bir mağaza yetkililerinin haberi yok. İhtiyacımız yok. Bu konuda bir konuşurken bir agresyon var. Ganime telaşlı ve sinirli gibi bir takım sorular oluşmuştu. İşte bunların cevabı o telefon konuşmasında. Asıl hedef Salih olabilir mi? Olabilir. Aslında o gece. Yani o şahıs tarafından aslında Salih mi oraya çekilmeye çalışılıyordu? Olabilir. Çıkar ben demiyorum. Çıkar ne olurdu sorusunu soruyorum kendi kendime. Yani Salih'i oraya çekmek ve Salih'i her öldürtmekse şey acaba Salih'e nasıl bir zarar vermek olabilir. İddialar doğruysa, bu şahıs gerçekten bir saplantılı bir kişiyse Ganime'nin Salih'ten kurtulmasını istiyor olabilir. Bu konuda baskı yapıyor olabilir. Karanlık bir şeyler var belli. Bunlar da çıkacaktır. Hocam sizin bir teoriniz var mı? Yani benim teorim büyük ihtimalle bu işin intihar olmadığı yönünde. Ha, intihar olamaz mı? Hiçbir zaman %100 kesin konuşamayız. Yani hatta kaza bile olabilir. Üstü tutuşur. O panikte söndürmeye çalışırken bir şekilde ayağa kayar, başını düşer, vurur ve bayılır. O şekilde ölebilir ama bunlar çok düşük ihtimaller. Yani bir koca karısını gardıropta yabancı bir erkek, karısınınla ortak yaşadığı evin gardırobunda yabancı iç çamaşırlı bir erkek yakaladıktan sonra bu kadının 3 gün içinde bu şekilde hunharca ölmesi bu ilişkileri düşününce bir cinayet olasılığını çok arttırıyor. Ve olay yeri de bir cinayeti işaret ediyor. Ha, ben Salih'in tek başına bunu işleyebileceğini zannetmiyorum. Şimdi bir cinayetin işlenebilmesi için ya namus meselesi olması lazım ya çıkar meselesi olması lazım. Yani bu daha önce gelen telefonları da göz önüne aldığımızda anlık bir öfkeyle hırsla işlenmiş bir şeye benzemiyor. Çünkü olaydan çok önce işte oldu mu öldü mü diye telefonlar geldiğine göre planlanan bir durum var. Bunun namus meselesi olan kimler? Şimdi hep kendi babası ve kardeşi üstünde düşündük ama Salih'in de akrabaları var. Ve ben Salih'in sadece kız kardeşi ve kocası da söylediğini düşünmüyorum. Kendi akrabalarına muhakkak söylemiştir böyle bir şeyi. Yani niye sadece onlara söylesin? Kendi annesine, kendi işte amcasına, şusuna busuna niye söylemesin? Onlar kendi canı çünkü. Ve onlar da hani bu işi temizleyelim, kurtulalım, adımız böyle bir şeye çıkmasın diye kendi aralarında da planlamış olabilirler. Bu kişiyle olan, akrabalarının bu kişiyle olan yakınlığı da önemli. Şimdi gözaltına alınan kişiyle. Belki akrabaları infaz kararı verdi, o kişiyi uygulattılar. O da mümkün. Benim sorum şu olacak o zaman. O gün Salih'i ve çocuğunu kendi kız kardeşinin evine bıraktı ve kardeşin söylediğine göre hani gaza bastı, böyle patinaj yaptırarak gitti. Onun o gidişini bilen, onu takip eden birisi olması lazım ki her şeyin senkronize olması lazım. Arabada benzin var. Yani gideceği yeri kendi kafasında belirlemiş. O zaman birisiyle bunu öncesinde buluşmak üzere, arabasını almak üzere sözleştiği biri mi olması lazım? Kesinlikle. Yani işte kiminle konuştu ise, ki SÜ ile konuştuğu düşünülüyor. O kişi benzini alması ve belirli bir yere gelmesi konusunda Ganime'yi ikna etti. Ve belki ona akılcı bir plan sundu bu işten sıyrılmak için. Fakat Ganime oraya ölmek için gitmedi. O planı uygulamaya gitti. Orayı bilerek değil de mutlaka bir buluşma noktası tespit edildi. Daha sonra da oraya gittiler gibi düşünüyorum ben de. Yani bilmiyorum tabii, orayı biliyor mu, daha önceden buluştular, oraya gittiler mi bilmiyoruz. Orada bizim yazlığımız olduğu için biz gün içinde gideriz, eker biçeriz, yerine döneriz şehre.
Yani onu muhakkak Kırıkkale'de buluşmuş olmak. O yazdığın anahtarı yani. Var mıydı Ganimet'in? Valla anahtar, Ganimet'in onun anahtarı kimsede olmaz. Tuğla'nın bir arasında olur. Ha istediğin ya, zaman ama girebilir. Kazma kürek koyuyoruz. Orada bir çay takımımız var. Vardığımızda aç kalmayız. İşte bahçe ekiyoruz orada sadece. Gün içinde yemeğimizi yer, çayımızı içeriz. Takımlarımızı da tekrar koyar, çıkar gelir. Ha yatmazsınız yok, orada. Öyle. Sadece bahçe içi bir baraka gibi bir şey. Teşkilatlı bir şey değil. Zaten eğreti bir yapı. Gördüm. Ama oraya giden bilir ki aile bireylerinden, Ganime de buna dahil. Orada bir tane anahtar var. İstersen... Hangi tuğlanın gözünde olduğunu bir hanımım bilir, bir de baldızım bilir. Çünkü bizler hiç ilgilenmeyiz. Biz zaten vardığımızda mutlaka yanımızda olurlar. Gidip bunları açarlar. İkisi açar. Dönüş Hanım. Saklayacak bir şey de yok zaten içinde. Canım. Ha? Kaza koyum dolmuyor, çoğu koyum almıyor. Almıyor. Öğrendiklerin karşısında şaşkın mısın? Evet. Gerçekten. Gerçekten. Benim kızımı mı konuşuyorlar? Benim kızım mı bunları yapmış mı? Evet. Ama insan bu. Senin kızın da olsa insan oğlu her şeyin başına gelebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. İnsan şaşırıyor kendi çocuğuyla ilgili. Evet. Aa, benim çocuğum nasıl böyle bir şey yapar? Biz hep bir benim sözüm... Bu işleri yapanlar da birilerinin çocuğu zaten, doğru mu? Kendi herkes... çocuğumu kendim tanıyamamışım diyor. Biz örnek verdiğimizde şöyle derdik. Komşunun ayağı kırıldıysa senin de kolun kırılması kadar doğal bir şey yoktur derdik. Niye? İnsanoğlu yaşarken önüne hep bir şeyler gelir. Bunu atlatmak zorundadır, yaşamak tabii. Zorundadır diyorduk. Şimdi bir konuda ben kafama takılan bir şey var. Fevzi Bey'in sözünün üstüne söz söylenmez gibi bir algı var. Fevzi tartar. Yani sözü geçer. Tartar. Evet. En... Az zarar görülecek kararı aldığı zaman kimse söz söylemez. Ben mesela sizin kanalınızla irtibat kurulduğunda ben başka bir kanalı davet etmiştim. Oğlum kapıya çıkmış. Baba bunlar burada dedi. Tamam dedim, onları sen çağırdınsa. Gerek yok baba dedi, ya onları çağırdım. Tamam. Yani A kanalıyla B kanalının arasında o an tercih yapmak belki mümkün gibi gözüküyordu ama oğlum bu kanalı çağırmış. Yani üstünde çok duracak bir şey değil. Bunlar için biz evde kavga çıkarmayız ya da bazı şeyler üzerinde büyük büyük olaylar. Aslında orada söylenmek istenen şu. Siz tam olarak bir Türk aile yapısına uygun bir babasınız. Babanın sözü dinlenir. Baba çünkü doğru bir karar verir. Hani bunda kötü bir şey de yok aslında. Yok yok hani tamam ben çocuklarınız size saygı duyuyor. Art niyetle algılamak isteyenler için evet. Bir ön bilgi olarak söylerim. Anladım. Benim, anladım. Evimizin içinde konuşulur her şey. Makul olan oğlumun kararı, oğlumun fikri ise o konuda karar çıkar. Yani demokratik bir ortam olduğu belli yani, evde. Yani. Ayşe Hanım bir şey söyleyecektiniz galiba siz. Buradan kopuk bir şey. O telefon konuşmasının içeriğini ben Savcı Bey'in bildiğini düşünüyorum. O gece, o akşamki evet. Telefon. Ve işte sonrasında Salih'ten ayrıldıktan sonra yani kız kardeşini bıraktıktan sonra giderken yine telefonlaşmış olabilir. O ihtimaller de var yine ben buluşmak üzere. Şuraya gidiyorum, oraya gel ya da seni şurada bekliyorum, buraya gel denmiş olabilir. Evet. Aniden çekip gitmesinin sebebi o anda bir mesaj gelmiş olabilir, buradayım bekliyorum, gel denmiş ya olabilir. Ya da o mağazadaki gibi. Konuşma sırasında aslında Ganime birisiyle buluşmak üzere, hatta o bebek görme vesaire onlar bile iptal edilmiş. O gün içinde 2,5 saate yakın telefon görüşmesi var Ganime'nin. 2,5 saat. Evet. Bunun 23 dakikası sadece markette. Yani o gördüğümüz daha doğrusu güvenlik kamerası görüntülerinde. Diğeri de peyderpey gün içinde 2,5 saat. Sabah 8'de 9'da işe girip hele öyle bir yoğun işte akşam 8.30'a kadar çalışan bir kadın için oldukça uzun görüşme saati. Hiç dinlenmemiş, hep telefon elinde olmuş. Yani hiç hep, dinlenmeye zaman ayırmamış. Hep. Yani öğlen yemeği saatine sahip o telefonla konuşmuş. 2,5 saat. O gün içinde... O işte bebek görmeye gitme olayı iptal edilmiş. Akşama bir hazırlık yapılmış. Birisiyle belki buluşma hazırlığı. Bir şey var orada yani. O benzini alması vesaire. Başsağlığına gideceklermiş. Aynı. Yani bile o. Yok çocuk görmeye. Çocuk görmeye gidecek. Bir de iş yerinde bir cenaze mi olmuş o tanıdıklarına. Başsağlığına iş arkadaşlarıyla beraber toplanıp aynen. Oraya da gitmiş. Ama oraya da gitmedi. O ertesi gün için yaptı. Ertesi gün için yaptı. Cuma günü için oldu. Hatta Fevzi Bey dedi ki böyle bir program yapan bir insan gidip de akşam intihar eder mi dedi. Yani bir de bunu konuştuğu süreyi düşünürsek onu bir geçe, onu 8 geçe. Yani onu bir geçe bu randevulaşmayı aralarında görüşen insanlar onu 8 geçe WhatsApp görüşmesiyle neticesinin bu olduğunu düşündürdü hep bize. Enteresan geldi açıkça bana. Şimdi efendim
Ekibim dediğim gibi Kırıkkale'de, her an onlardan gelecek bir haberi bekliyoruz. Ama zannetmeyin ki o hemen bir saatte, iki saatte o sorgu falan bitecek. Çok zor gibi görünüyor. Yayın saatimize yetişmeyebilir. Yayın saatimize yetişmeyebilir. Adli tıp raporunun sonucunu